Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Dün AFAD'da bir yangın çıktı. AFAD, her türlü afete karşı ülkemizi korumakla ve her türlü tedbiri almakla görevli bir kurum, bir yangınla karşılaştı. Nedir bu yangın? Niçin çıktı bu yangın? AFAD değerli arkadaşlarım, 2015 yılında tamamlanan binası 67 milyon liraya mal oldu ve o zaman yapılan açıklamalarda bu binanın her türlü afete, doğal şartlara, yangına, sele karşı dayanıklı olduğu belirtilerek törenle açıldı. Türkiye'nin bir göz bebeği olması gerekirken o binanın bir yangınla karşılaşmasının bana pis kokuları geliyor değerli milletvekilleri. AFAD'ın elbette ki bu deprem sürecindeki çadır bulamaması, yeterli kurtarmayı gerçekleştirememesi sorgulanacaktır. Ama anlatacağım hadise çok da vahimdir ve gerçekten bu yangınla da irtibatlı olduğunu düşünüyorum. Bu yangının araştırılması gerekir. Deprem komisyonlarının amacı farklı ama mecliste kuracağımız bir komisyonla bu yangınla eğer bazı evraklar yok edilmişse, onların yok edilmesine izin verilmişse gerçekten ülkemizde çok sorgulanması gereken ve hesap sorulması gereken konular vardır. Konu şu, ülkemizde 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla bir Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği çıkartıldı değerli arkadaşlarım. Ve buna göre AFAD Türkiye deprem risk haritasını belirledi. Nedir bu? Harita üzerinde seçtiğiniz herhangi bir noktada oluşması beklenen deprem ivmesi ile bu alandaki inşaat kıstaslarının karşılaştırılacağı bir oran belirlendi. Değerli arkadaşlarım, bakın tam 50 yıl önce şu makaleyi özellikle getirdim. 50 yıl önce Sayın Esen Arpat, Türkiye'nin ünlü jeologlarından bir makale yayınlıyor ve bu bölgede 7-8 şiddetine deprem olacağını ifade ediyor. Peki AFAD ne yapıyor? Her türlü teknoloji bugün varken AFAD'ın yayınladığı deprem risk haritası yanılgılarla doludur ve birçok ölümcül depremin yıkılmasına neden olacak binaların yapılmasına vesile olmuştur. Değerli arkadaşlarım, konuyu açıklamak isterim. AFAD'ın yaptığı risk haritasında örneğin Hatay Defne'de beklenen depremin yaratacağı şiddet 0,452'dir. Bu bir ivme diye değerlendiriyoruz. Depremin yüzeye uyguladığı güçtür bu değerli arkadaşlarım. AFAD'ın yayınladığı haritadaki risk Hatay Defne için 0,452'dir. Bu 6 büyüklüğünde bir deprem işaret ediyoruz. Peki Hatay Defne'de ne kadar gerçekleşmiş? 1,347 ivme değerinde. Tam 7,7 şiddetinde. Antakya'da AFAD 0,448 şiddetinde belirlemiş. Gerçekleşen 1,186 olmuş. Antep İslahiye AFAD 0,564 ivme belirlemiş. Ama gerçekleşen 1,294 olmuş. Değerli milletvekilleri, bu sorumlulukların altından kalkınabilir mi? Yani 50 yıl öncesinden 7,7 şiddetinde depremin olacağını öngören jeologlar ve halen bilim adamları bunları televizyonlarda anlatırken AFAD'ın bu risk oranlarını belirlemesi vahim bir hatadır, yanılgıdır. AFAD'ın sorumluluğu ortadadır. Buna göre düzenlenmiş binaların çökmesinden birinci derecede AFAD sorumludur. Ben burnuma pis kokular geliyor dedim. Elbette bu süreçte mahkemelerde herkesin sorumluluğu tartışılacaktır. AFAD da bu sorumluluktan kaçamaz. Bu risk haritasını belirleyerek binaların bu şekilde yapılmasına fırsat veren ve binaların yıkılmasına neden olan AFAD'ın da sorumluluğu mutlaka vardır. Ben şimdi sizlere soruyorum. Bu yangında acaba AFAD'ın sorumluluğunu bertaraf etmek için bu evraklar mı yakılmıştır? Bu evrakları kim hazırlamıştır? Nasıl hazırlamıştır? Kimler hazırlamıştır? Şimdi meclise düşen derhal el koymak ve deprem gerçeğindeki yaşanan bu olumsuzlukları kamuoyuyla paylaşmak.
Teşekkür ediyorum. İyi Parti grubu adına Sayın Aslan Kabukçuoğlu. Buyurun Sayın Kabukçuoğlu. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi grubunun vermiş olduğu meclis araştırma önergesi üzerine İYİ Parti grubum adına söz aldım. Hepinizi saygıyla selamlarım. 21 Mart 2023 saat 05'te AFAD binasında yangın çıktığı haberi verildi. Yangının kırtasiye ve günlük dosyaların bulunduğu birimde başladığı belirtildi. İtfaiyenin müdahale ettiğini öğrendik. AFAD'ın AK Parti hükümetince amacı dışında eşin dostun istihdam alanı olduğunu biliyoruz. Şöhreti tasavvuf yazarlığından ibaret olan kimseler dahi AFAD'da istihdam edilmektedir. İster özelde ister devlette olsun, kurumların faaliyetlerinin gösteren belgeler ve dokümanların gereğinde incelenmek, denetlenmek veya geçmişte yapılan işleri hatırlamak amacıyla korunması gerektiğini biliyoruz. Arşivler geleceğin kurucusu olarak bilinir. 18 Ekim 2019 tarihinde resmi gazetede Cumhurbaşkanı'nın arşivleme ile ilgili yönetmenliği yayınlanmıştır. Buna göre kurumların ellerinde bulundurdukları her türlü belge, hırsızlık, canlılardan korunma, rutubet, yangın gibi afetlerden korunur denmektedir. Bunun yanında bunların elektronik çıktılarında alınması ve bunların da saklanması, bunların da siber saldırı gibi bir takım saldırılardan korunması gerektiği Cumhurbaşkanlığı genelgesinde iletilmiştir. 6 Şubat depreminin olacağını bilim adamları defalarca ikaz ettiler. Ama AK Parti hükümeti seçimi nasıl olacağını hesap ile uğraşıyordu. Belediyelerin kafalarına göre bina kat artımına gitmeleri, hükümetin vatandaşın sorununu çözmek olarak tarif ettiği imar afları acımızı artırmıştır. Hem vatandaşın sorununu çözüyoruz diyerek imar affı hem de bir miktar hazineye para almak AK Parti için bu çok cazip bir şeydi. Akıbet ortada. 20 milyona yakın yapı stoğunun %60'ının hiçbir şekilde mühendislik hizmeti almadığını biliyoruz. Bugüne kadar yenileme amaçlı sadece 165 bin bina elden geçirilebilmiştir. Hükümetin işi ülkemiz için muhtemel tehlikeleri dikkate almayıp daha sonra da ona isim koymak olmamalıdır. 1999'da deprem vergisi konulmuştur. Eldeki toplanan parayla şimdi 809 bin adet konut yapılabileceği hesap edilmektedir. Zamanında ülkeyi yönetenler durumu görmüşler, hesap kitabı yapmışlar ve parayı toplamışlar. Maalesef şu anda paranın nereye harcandığı belli değildir. Ülkemize kimse daha da acı yaşatmamalıdır. İstanbul, İzmir veya risk altında neresi varsa oralarda konutlarda gerekli düzenlemelere, tadilatlara gidilmelidir. Doğal bir olay yaşadık. 7,6, 7,7... Tamamlayın sözleriniz. İki depremi peş peşe yaşadık. Dünyanın bir ucunda 9,5 şiddetinde deprem oluyor ve burada 1600 kişi hayatını kaybediyor. Bizim depremlere benzer hiç değil böyle bir deprem. Ama isim koyma yarışı bizdedir. Yaşadığımız felakete illa isim koyacaksak çağın ihmali demek en uygun olacaktır. Hükümetin muhtemel tehlikeleri nasıl algıladığını en iyi AFAD örgütlenmesinde görüyoruz. Hepinize saygıyla selamlarım. Halkların Demokratik Partisi grubu adına Sayın Necdet İpekyüz. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Afet ve acil durumlara yönelik oluşturulan bir başkanlık. Kısaca ismi AFAD. Ve isme baktığınızda afette ortaya çıkması gereken bir kurum, AFAD'ın kendisi afet olmuş. Bugün Adıyaman'a gitseniz, Elbistan'a gitseniz, Pazarcık'a gitseniz, Antakya'ya gitseniz, 11 ilin neresine gitseniz AFAD denince bir yakarış, bir güvensizlik, bir itiraz ve bir tepki, öfke söz konusu. Peki bu kurum ne yapıyor? Bu kurum normalde sayfasını açın, ilk cümlesi şu: bağış yapın. Türkiye'de artık ne Kızılay'a ne AFAD'a bağış yapacak bir ortam kalmadı. Şüphe var.
Şüphe niçin? Bir olay hakkında siz müdahale etmediğinizde, kaçamak yaptığınızda her zaman şüphe duyulur. Bugün AFAD güven veriyor mu? Hayır. AFAD tümüyle bir şüpheli kuruma dönüştü. Bu şüpheli kurum normalde az önce de söylendi, risk analizi belirlemesi lazım. Eskiden kriz deniliyordu. AFAD bir açıklama yaptı. Krizden çıktık, riskleri tespit ediyoruz, riskleri önleyeceğiz. Nerede? Hiçbir yerde. Yaptığı çalışmaların 3 katı. Siz bir plan yaptığınızda, siz bir hedef belirlediğinizde 3 kat sapma varsa direkt işine son verirsiniz veya siz özgüveniniz, onurunuz, vicdanınız, ahlakınız varsa istifa edersiniz. İstifa var mı? Yok. İşine son verilen mi? Yok. Peki bu kurumda ne oldu? Yangın çıktı. Peki yangına güven var mı? Diyor ki 3 dakikada söndürdük sabah 5'te. Ve ilk haber şu. Evrak kayıt sistemlerinde. Türkiye'de cezasızlık ne olduğunu biliyoruz. Yargıda takipsizliğinin ne olduğunu biliyoruz. Bir de son dönemde şu gelişti. Bazı kurumlarda bir para, pul ve belgeler söz konusuysa yangın çıktı. Bir ormanları yakıp imara açmak kesimi vardı. Şimdi evrakları yok etmek için. Ve ne deniyor? Hiç ilişkisi yok. Başkanlık bir bina tadilat ediyormuş onun için. Ya bu dönemde 11 ilde ilk 48 saatte ilk 3 günde ulaşamamışsın. Başkanlıkta tadilat yapıyorsun. İnsan utanır ya. Tadilat yapıyorsun başkanlıkta. Böyle bir şey mi olur? Ve bununla da yetinmemişsin. Diyorsun ki hemen söndürdük. Ya ülkenin cumhuriyet savcıları senin hakkında soruşturma açıyor. Savcılar senin hakkında soruşturma açıyor. Bir açıklama yok. Neden? Çünkü evraklar yok oldu. Şimdi desek gene araştıralım, parmakla kalkacak, araştırmayacağız. Güven varsa gelin araştıralım. AFAD'ı her yönüyle inceleyelim. Her yönüyle inceleyelim. Yani AFAD bu ülkede eğer afete dönüşmüşse ve buna suskun kalınıyorsa ayıptır. Yani bu hep bir değiş var. Yani desek ki evrak nerede? Yok. Desen ki tamamlayın sözlerinizi. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Kurtarma ekibi nerede? Yok. Evrak nerede? Yok. Ve araçlar nerede? Yok. Şimdi desen ki peki ne oldu? Yandı bitti kül oldu. Bunu diyecekler. Yani yandı bitti kül oldu diyor mu? Bitti. Siz bittiniz. Ve sonuç ne? 50 bin deniyor. 50 binden fazla can kaybı. Ateşin düştüğü yerde insanlar yasını tutamıyor. Perişan bir vaziyetteler. Ve ilk dönemler olması gereken kurumlar yok. Yandı bitti kül oldu diye tanıtmak isteyenler gerçekten bu ülkeyi yangın yerine dönüştürdüler. Gelin araştıralım, hesap soralım. Hesap sormadığımız zaman inanın bütün bu sorunlar gelecekte de bazı konularda tekrar afete dönüşecektir. Hepinize saygılar sunuyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Sayın İlyas Şeker. Sayın Şeker buyurun. Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi grubunun araştırma önergesi üzerine AK Parti grubunun adına söz almış bulunmaktayım. Genel kurulu ve ekranları başında bizleri izleyen aziz milletimi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli deprem yaklaşık 110 kilometrekarelik bir alanda 11 ilimizde 13,5 milyon vatandaşımızı doğrudan etkiliyor ve 10 binlerce bina yıkıldı, 100 binlerce bina hasarlı hale geldi, 49 binin üzerinde de insanımız hayatını kaybetti. Değerli milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi'nin vermiş olduğu önergede deprem sonrasında elde edilen veriler oldukça büyük bir afetin gerçekleştiğini işaret etmektedir diye bir ifade var. Hemen akabinde de ancak hemen devamında da bu büyük felaket hafife alınarak alınacak ifadeler kullanmaktadır. Bunu görünce şunu demekten kendimi alamadım. Bu ne yaman bir çelişkidir. İki cümle arka arkaya birbirinin tam tersi. Değerli milletvekilleri, AFAD Başkanlığı Türkiye Deprem Bina Yönetmeliğini Hazırlama Komisyonu 2012 yılında kurmuş olup 120 kişilik üniversite, kamu ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşan 13 çalışma grubuyla birlikte 5 yıl süreyle çalışarak tamamlamışlar ve güncellemeleri de devam etmektedir. Bu 11 ilimizde 135 adet ölçüm istasyonu ile sürekli ölçümler yapılmakta. İstasyon verileri Türkiye deprem tehlike haritası değerleriyle karşılaştırıldığında %95'lik bir tutarlılığın sağlandığı da görülmüştür. Uluslararası formatlarda yer alan bu veriler TADAS sistemine otomatik olarak kaydedilmekte ve kullanıcıların da hizmetine sunulmaktadır. Değerli milletvekilleri, söz konusu yangın
ek binada ve stratejik önemi olmayan sıradan bir ofiste meydana gelmiş olup an itibariyle hizmete, bu ofis hizmete de açılmıştır. Bütün kayıtların ve belgelerin tamamı elektronik belge yönetim sistemine kayıt edilmektedir. Tabi metro kapısının otomatik açıldığını bilmeyen, Zoom teknolojisini yeni öğrenenlerin EBYS sistemini bilmemesi gayet normal ve gayet normaldir. Bütün kayıtların ve yazışmaların elektronik ortamda olduğuna unutulmamalıdır. Türkiye Deprem Tehlike Haritası Ulusal Deprem Araştırma Programı kapsamında çok paydaşlı bir yaklaşımla 7 farklı üniversite ve kamu kurumlarından toplamda 20 araştırmacı görev alarak hazırlanmış. 18 Mart 2018 tarihli resmi gazetede yayınlanarak 1 Ocak 2019 tarihinde de yürürlüğe girmiştir. AFAD 75 akademisyen ve uzmanlardan oluşan 11 farklı araştırmacı grubu ile çalışmalarına da devam etmek. Tamamlayın sözlerinizi. Değerli milletvekilleri, devletimizin tüm kurumları ve milletimiz 7'den 70'e tek yürek olarak depremin ilk saatinden itibaren sahada yer almışlardır. Burada şunu da özellikle ifade etmek istiyorum. Az önce konuşmacı ifade etti. Maalesef üzülerek de söylüyorum. Depremdeki büyüklük ifadeleriyle şiddet ifadeleri tamamıyla birbirlerine karıştırılmış. Şiddetler genelde 5'ten başlayıp 12'ye kadar devam ederler. Büyüklükler daha farklıdır. Yani bugün açıklanan 7.6, 7.7 bunlar büyüklüktür, şiddet değildir. Maalesef verilen bu önergenin asıl amacının yine devletin kurumlarını yıpratmaya yönelik olması nedeniyle bu önergeye katılmadığımı ifade ediyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Toplantı yeter sayısı vardır. Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, kabul edilmemiştir.